Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel kanal boyundan herkese selam olsun. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyorum. Herkesin iğnesi keskin olsun. Bugün sizlere turnavını nasıl yapıyorum, nasıl verim alıyorum? Çünkü soran arkadaşlar var. Neler yaptığımı, hangi takımlarla avlandığımı, hangi sahteleri kullandığımı bu bölümde sizlerle anlatım olarak göstereceğim. Bir kere en başta bottan avlanıyorsanız 2.40 spin kamışlarınız olması lazım. İki tane spin kamışı ile çıkıyorum turna avına. Nedenini derseniz av sırasında akla gelmeyen şeyler olabiliyor. Oltayı kırabiliyoruz. Mesela atış esnasında makaraya ip dolanmış ve atarken kamışımın ucunu kırdı. Bu kamışımın ucunu kırdı hatta ve kamış o gün off durumuna geçti. Allah'tan yedek kamış getirmiştim. Onunla devam ettim ve o gün güzel balıklar yakaladım. Kesinlikle tek kamışla gitmenizi tavsiye etmem. Şu anda yedek kullandığım, bunun ucu kırılmıştı demiştim. Ucundan bir yaklaşık 10 santimlik bir parça kırıldı. Okumanın 2.40'lık telespin, Wave Power diye geçiyor. 15.40 atarlı. Ucundan parçası kırıldı. Daha inceydi. Şöyle geliyordu. Şu kadar parçayı iptal etmek zorunda kaldım. Buraya yeni uç taktım. Yapıştırdı sağ olsun avbayisi arkadaşım. Bu şekilde kullanıyorum. Turnada çok hassas kamış çok önemli. Kamışın sert olması hatta daha iyidir çoğu zaman. Evet, gene okumanın spin kamışında 3000'likten aşağı kullanmanızı tavsiye etmem. 4000'lik J-Mar serisini kullanıyorum. Makine gayet güzel. Biraz ağır ama çok kuvvetli bir makine. Yosunlara takıldığı zaman, büyük balığa takıldığı zaman çok rahatlıkla çekiyor. Ve tatlı su ve tuzlu suda bu makineyi kullanabiliyorsunuz. Her ikisi için de, yani sadece tatlı sular için geçerli değil. Bunun bir alt modelini almıştım okumanın makine olarak. Gene aynı 4000'liğini. Fakat beğenmedim hiç. Yani ne atışları güzeldi, atamıyorduk ileriye. Ne de sarımı güzeldi. Onu geri verdim. Bunun bir alt modeliydi. O makinesini tavsiye etmiyorum. Güzel bir kamış. Ha, şuradan dezavantajı çok pahalı değil. Sürekli atış esnasında şurası gevşiyor, makarayı boşlatıyor ve sıkmak zorunda kalıyorum. Bu da beni yoruyor. Hafif bir kamış. Kullanması güzel. Rahat bir kamış. Evet. Diğer makineme gelelim. Gaiva'nın. Çok beğendiğim bir kamışı. Geçen sene bunun aynısını kullandım fakat bu kanallarda botla giderken ağaca takıldı ve kamışımı kırdı. İki parça haline getirdi maalesef. Aynısını çok memnun kaldığım için yeni modeli çıkmış. Bu yeni modelinde şu alt kısım mantarlı sadece. Biraz da ufak tefek farklılıkları var. Şu makine sıkma şeyi çok güzel. Bu gevşemiyor okumadaki gibi kesinlikle. Bu biraz daha pahalı. 750 lira civarında. 680 liraya almıştım. Bunu Shimano'nun Sedano 3000'liği ile kombine ettim. Bu da çok güzel bir makine. 4000'lik makineye eşdeğer bir makine neredeyse. Bununla da çok güzel avlar yaptım. Turna avları çok büyük balıklar çektim. Sarımı çok güzel karıştırmıyor. Tatlı su ve tuzlu su için aynı zamanda kullanabiliyorsunuz ve hafiflik olduğu için bu kamışımla çok güzel kombine oldu. 15-60 atarlı 2.40 telespin kamış. Çok güzel bir kamış. Çok memnunum. Yani şu kamışla her işinizi görürsünüz. Denizde de kullanabilirsiniz. Göllerde de kullanabilirsiniz. Sağlam, dayanıklı, hassas, güzel. Aynı zamanda da yani hassas olmasına rağmen ucu sert bir kamış. Gayet memnunum. Tavsiye ederim bu kamışı ve Sedano 3000'lik ya da 4000'lik 3'ler yetiyor. Ben bununla çok ağır balıklar haricinde yosunlar da çektim. Yani dibe takılmış olan yosunları makine kuvvetiyle çektim. Makinem yağ gibi çalışıyor. Shimano'nun makinelerin gayet güzel. Parça olayını bilmiyorum. Daiwa'nın da parça olayını bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Daiwa'yı getiren firmada parça, yedek parçaları var mı? Ama okumada yok arkadaşlar. Şu şekilde bir tane ya da iki tane gideceğiniz meradaki hedef balığa göre malzemelerinizi koyabileceğiniz Kendo'nun gayet güzel. Daha küçüğü de var ama bu ideal. Bunu kullanıyorum. Şimdi içindekilere birazdan bakacağız. Merayı görüyorsunuz. Bu merada turna avları yaptım bu kanal boyunda. Şu anda olta atılacak pozisyon yok. Yani burada nereye kaşık sallayacağız? Nereye rapala sallayacağız? Merada balık olduğunu biliyoruz fakat kaşık atamıyoruz, rapala atamıyoruz. Bakın kurbağalar nülüfer yapraklarından nülüfer yapraklarının üzerine şıkır şıkır atlıyorlar. Suya basmak istemiyorlar fazla çünkü altta turna balıkları var. Sudaki kıpırdayan her canlıyı atlıyorlar. Çok yamyam bir balık. Kurbağalar da çok temkinli. Şimdi kaşıklarımıza gelelim. Turnada iş yapan renkler. Fuji'nin ağır bir kaşık. Zannedersem 28 ya da 22 gram bir kaşık. Yosunlu alanlarda biraz fazla dipten geldiği için takılma yapıyor. Bunu kullanamadım. Şu kaşıkla çok turna yakaladık. Winner Wolf 18 gram diye geçiyor. Pahalı bir kaşık değil. Ve güzel yakalıyor. Aksiyonu da güzel bu kaşığın.
Bununla turna çok, bir avımızda ben hatta arkadaşa verdim bunu. Arkadaş çok yakaladı. Yusuf Reis'e de buradan selam olsun. Decathlon'dan aldığım 22 gram bir kaşık. Hoşuma gitti. Görüntüsü ve paslanmaza benziyor. O açıdan paslanmaz önemli. Çünkü bir sezon kullanıp ertesi sezon pas yaptığı zaman maalesef kaşık verimi düşüyor otomatikman. Parlaklığı kayboluyor. 3 numarası. Şu çok hafif bir kaşık. Hani sığ sularda üstten gelmesi açısından çok hafif yüzeyden gelsin diye yanımda bulunduruyorum. Kullanacağım meralar olabilir diye. Burada kaşık takımlarımın içerisinde bunların hepsi fileden. Aynı zamanda biz Karasu bölgesinde avlanıyoruz. Sakarya Karasu bölgesinde. Bu filedenlerle, özellikle filedenin şu mavi renkleriyle çok güzel sarı kanat, çinekop ve lüfer alınabiliyor. Gramaj gramaj bunlar da değişiyor ama ne dersem 28 gram bu, 18 gram şu ve 12 gramları vesaireleri de var. Şu da 12 gramı kırmızı kafa turna için. Değişik siyah renkleri var, kırmızılı vesaireli. Bu filedenler güzel kaşık. Hem yosun tutmuyor, attığınız bölge mera yosunluysa çok fazla böyle sağa sola salınım yapmıyor. Böyle kendi içinde salınım yapıyor. O yüzden yosuna dalmıyor. Hem de avlıyor arkadaşlar. Şu rengi de turnanın seveceği bir renk ama bununla bu sene kaç sefer attım yakalayamadım. Yani denk gelmemiş olabilir. Fazla da kullanmadım. Burada her çeşit vibrasyonumuz mevcut. Bu vibrasyonlar her balığı yakalıyor hemen hemen. Fakat benim gittiğim meralarda gene yosunlu olduğu için yosun çok topluyor. İleriye attığımız zaman ancak böyle dipleme, jig gibi kullanacağımız zaman perch avları için birebir özellik. Bu yüzden bunu eksik etmiyorum. Her çeşidi, gümüş rengi, sarı rengi, kırmızı kafa, beyaz. Yani turnanın sevdiği renkler. Evet, takım çantamızda daha sonra olmazsa olmazlarından değişik tarzda döner kaşıklar. Yani MEPS de diyoruz bunlara genel anlamda. MEPS bir marka ama işte anlaşılması açısından her gramajda, evet, alabalık için genelde kullanılanlar da var. Evet, gördüğünüz gibi. Bu sene şunla 2 numara, şu renkle çok turna ve perch geldi. Perch buna dayanamıyor gerçekten, şu renge ve şu kaşığa. Hangi markanın olduğunu bilmiyorum. Zannedersem Kendon'un muydu artık? Nereden, üzerinde markası yazmıyor ama şundan çok verim aldım. Şunun şu üzerindeki kurşun olmasaydı hatta daha da verim alırdım. Çünkü hafif kaşık atıyorum. Gittiğim meralarda gördüğünüz gibi hep yosun ve nülüfer yaprakları. Bankosu var arkadaşlar. Merada balık varsa alır. Fakat üçlüsü çok küçük olduğu için büyük balıkların kaçma olasılığı yüksek. Bunun daha büyüklerini kullanabilirsiniz. O açıdan geçen av bayisi arkadaşa gittim. Kaşık serisi aldım. Turna'nın sevdiği kaşık serilerinden bakın. 2 numara MEPS marka. Orijinal MEPS marka. Bunu aldım. Buradan sonra da açılım yapacağız. Kutu açılımı yapacağız sizlerle. Bakın. 1 numara bu daha hafif. Banko garantisi var. Serimizin içine koyalım. 2 numarası uzak atarlı. Bakın kırmızılı kurşun kısmı da. Biraz daha dipten gelmesi için, yosunsuz bölgeler için 8 gram. Gramajı da yazıyor üzerinde. 2 numara. Gayet güzel. Şundan çok umutluyum. 4 numara. Bakın üçlüsü de güzel. Şu da boncuk. Kurşun değil şu kısım. O yüzden fazla dalmıyor. LRF ile avlanmak için çok ideal. LRF ile 4 numara turna katili. Turna ve perch katili. Öyle söyleyeyim. Yani diğer ismiyle oklama ve gömme katili. Bunun aynısının daha büyük turnalar için ve perchler için meradaki küçük balık gelmesin diye 5 numarasını da aldım. Orijinal MEPS marka. Dalarsız, bakın boncuklu, balık yumurtasına benziyor buraları. Özellikle bu şekilde yapıyorlar, balık yumurtasına benzetiyorlar. Bakın burada kırmızısı var, üçlüyü gizlemiş. Burada önde pervanesi var. Çektiğimiz zaman bu dönüyor, ayrı bir dalga veriyor. Bu kaşık da kendi etrafında dönüyor. Kırmızı rengi de burada zaten. Yani bakalım, özellikle diyor perch avlarken diyor, bununla diyor güzel verim alacağını tahmin ediyorum. Bunu kendime ayırmışım diyor. Bana da hediye geldi diyor toptancımdan. Evet, bunu da koyalım. Devam ediyoruz. Silikonlar, kurşun kafa, ciketli. Çok güzel aksiyonu var. Bunu kendim almadım. Bunu merada buldum. Benim oltam takılmıştı. Oltamı kurtarayım derken oltamla birlikte bu da geldi dipten. Evet, güzel bir aksiyonu var kuyruk. Özellikle yayın balığı ve diğer balıkları, büyük balıklar için kancasını görüyorsunuz. Biraz da ağır, biraz dipten geliyor. Kurtçuk silikonlar, ciketli. Bunlar da perchler için çok güzel. Gelirken kuyruğu bunların aksiyon yapıyor. Orak kuyruk. Perchler atlıyor. Perch yakalamak için bunları kullanabilirsiniz. Değişik renkleri var. Görüyorsunuz. Bulunduruyorum. Yani şunlarla denemedim. Gerek olmadı yani merada bunları atmama. Zaten bunların içlerinde kurşunlar var. Dipten geliyor biraz da. O yüzden merada yosunlandığı için bunları bu sene avlanmış olduğum merada pek kullanmadım. Görüyorsunuz tek kancalı. Kurşun kafa. Ve ipiniz koptuğu zaman
kullanacağınız klipsler olacak. Her çeşit klipsim var. Bakın burada. Tekli klips. Genelde tatlı su avlarında şu şekilde fırdöndürsüz tek kullanmanızı tavsiye ederim. Fırdöndü döndüğü için kaşık da dönüyor. Kaşığın aksiyonunu bozabiliyor. Ama ben hani bozduğuna şahit olmadım. Ben genelde fırdöndülü özellikle şunu çok kullandım. Bakın ucunda fırdöndü var. Verim aldım arkadaşlar, çok güzel. Turna zaten gördüğümü atlıyor. Ya da şu. Bakın şu. Şu da çok güzel. Bunları kullanabilirsiniz. Bulunduruyorum. Turna balığı saldırgan olduğu zaman yakalamama şansınız yoktur. Merada yeter ki bulunun o sırada. Bir şey atın yani. Atın çekin. Turna balığı mutlaka saldırır. Önemli olan turna balığının nazlı olduğu zamanlar o balığı yakalayabilmek. Nazlı olduğu zaman da işte sürekli değiştiriyoruz. Hani turnayı kızdıracak. Turna çünkü bölgesini koruyan bir balık. Fazla da gezen bir balık değil. Genelde yatar böyle, avını bekler, önünden geçerken atlar. Fakat o bölgesinden birkaç sefer sizin sahteniz geçerken onu kızdırmayı başarabiliyorsa oradan ok gibi fırlar. Zaten oklama ismi de oradan gelir. Ok gibi fırlar, kaşığa yapışır. Kızdıracak kaşıklar, şeyler, bunlar hep deneme yanılma yöntemiyle. Her merada farklı sahte, farklı kaşık, farklı şeyde kullanmanız icap edebilir. Çünkü her meradaki turna standart kaşığa vurmayabilir. Ben bunları tecrübe ettim. Dediğim zaman atıyorum en iyi kaşığımla. Vurmuyorsa değiştiriyorum. Vurmuyorsa değiştiriyorum. Hiç bilmediğiniz bir meraysa ucuna en ucuz kaşığınızı bağlayın. O şekilde atın ki dipte yosun, ağaç vesaire bilmem ne varsa takılacaksa o takılsın. Meranın dibini keşfet. Meramız iyice bu hale aldıktan sonra bakın ileri atışlarda iplerim eskidi. Attığımız zaman böyle rüzgarlı havalarda ip böyle uçuyor. Ya da ellerimiz böyle derilerimiz kalkıyor. Çok ipi atmaktan vesaire yapmaktan o deri parçacıkları ipe takılıyor sürekli. İpi bağlarken vesaire yaparken. Yani o yüzden mumlu, mumu kolay kolay gitmeyecek. Attığımız zaman böyle dağılmayacak. Araştırdım. Japon malı Shimano'nun KR2 iplerini aldım. 0.16 spin için 300 metre. 10 kilo 300 gram çekeri var. LRF için de 0.10 numara 300 metre. 6,5 kilogram çekeri var. Yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'da Vurgun Çapari'den almış olmam lazım. Hani almak isteyen arkadaşlar için de bir bilgi vereyim. Su üstlerimize geçelim. Böyle yosunlu bölgelerde. Gerçi bu bölgelerde bunlar da iş yapmaz. Daha böyle hani yosunun gözükmeyeceği suyun üzerinde. Bir karış altında olan bölgelerde. Kaşığın ve mefslerin iş yapmadığı bölgelerde. Bunu almıştım ilk. Sevişkirt. Bununla hiç turna yakalayamadım. Büyük geldi biraz. 22 gram kendisi. Spinle atıyorum. Normalde kofana için, lüfer için, lüfer kofana avlarında ya da farklı meralarda daha kızgın, daha büyük turnalar için kullanacağım. Şöyle yere koyuyorum, hızlı hızlı geçiyorum. Sevişkirin arkadaşlar, derin meralarda kullanılabilecek bir sahte. Bu sahtemizin Backlight Herring 100 diye geçiyor. 10 gram Backlight dediği. Çekince bu şekilde sağa sola yalpalı geliyor. 3 sarım yapıp bırakıyoruz. 2-3 saniye bekliyoruz. Neden? O 2-3 saniyede de bu geri batış yapıyor. Geri batış yaparken şöyle açık göstereceğim size. Bakın şu arkasında kuyruğu var. Bu böyle geri batış yaparken böyle yaralı balık gibi aşağı iniyor. Ve o sırada aşağı iniş esnasında turna bunu kapıyor. Çok büyük turna trofeleri yakalıyorlar bununla. 10 gramını aldım bizim meralar için. Gayet ideal. Rengi de zaten turna balığının seveceği renklerde yeşil ve kırmızı. Bununla da bir sefer kullandım. Yakalayamadım ama bununla yakalayacağım inşallah. Büyük bir trofe. Bu çünkü iş yapar yosunsuz derin meralarda. Evet. Bunu yerine koyalım şimdi. Devam edelim. Papurla güzel trofeler yakaladık. Papurları tanıtacağım şimdi size. Sıra papurlara geldi. Evet. Şimdi arkadaşımla birlikte turna avına papurla avlanacağız Mustafa dedi. Bir tane bundan aldı bu papurdan bana. Sevişkir'in 4.3 cm 3 gramlık mini papuru bu. Zaten 3D Pop Walker 43 serisi diye geçiyor. Bununla ilk attım daha ilk atmaya. Cevdet bana hediye almıştı. Gözümüzün önünde böyle buradan aşağı yukarı 25-30 metre ileride bir şapurtu koptu. Suyun üzeri bir karıştı. Ben dedim aha dedim dev gibi bir turna geliyor. Çektim ip geldi. Kaşla göz arasında papuru almış, ipi de kesmiş gitti. Daha sonraki avımızda, ertesi avımızda biraz daha büyüğünü alayım dedim. Şunu aldım. O küçük geldi. Turna çünkü onu kesti, attı gitti. Daha bugüne kadar hiç kaşık kestirmemiştim. Tel de kullanmıyordum turna için. Çünkü kaşık attığımız için turnanın ağzı kaşığın tamamını ambarlayamıyordu. Kaşıklarımız da uzun kaşıktı. Fakat papırlarda maalesef kesti. Bunu aldım.
3 tane güzel büyük boy 50 santim 55 santimlik turnalar aldım bununla. 4. balık çok büyüktü. Atladı ve bunu da aldı. Kesti ipimi. Bu da çok güzel verim sağlayan su üstü bir popper. Turnanın dayanamadığı aksiyonu çok güzel. Evet, bunlara aksiyon verirken işte LRF ile şu şekilde ve bu şekilde. Yani yukarıya doğru ve yana doğru aksiyon verebiliriz. Şu modeli genelde yukarıya doğru. Bakın bunun ağzı daha farklıdır bundan. Bu modelini yukarıya doğru bu şekilde aksiyonla kullanması daha verimli. Bunu her iki şekilde kullanabiliyoruz. Bunlar turna katilleri. Farklı rengini de aldım yedekte bulunsun diye. Uygun fiyata buldum. İnternette sitelere göre 100 lira, 120 lira, 150 lira, 80 liraya bulmuştum. Bunu herhalde ellerinde kalan şey renkli beyazı. Bunu aldım. Bakın şu pink. Bununla da son avımda. Bunu da 80 liraya almıştım. Bunu da uygun buldum, aldım aynısından. Bununla da güzel bir perch atladı. Büyük kiloluk bir perch. Fakat yosuna daldı. Çıkaramadım. Yani bunun da icraatı var. Bununla da icraat yaptık. Zaten seveceği renkler pink diye geçiyor. Evet, bu da sevişkirim. Evet, bu da sevişkirim. Bununla da perchler bunu atladı. Bu da güzel bir su üstü popper. 7 gram arkadaşlar bu da. Bunu da çantamda bulunsun diye aldım ve turnanın kızgın olduğu zamanlarda güzel iş yapacağını biliyorum. Ve kullandım da. Birkaç sefer balık atladı ama yakalamadı. Perch'lü tahminime göre. Perch'ü biraz su üstüyle yakalaması denk gelmeyebiliyor. Çektiğiniz zaman arkasından dalıyor. Devam edelim. Sevişkirlerimiz zannedersem bitti. Araştırmalarım neticesinde su üstlerinde Usami'lerin de başarılı olduğunu öğrendim. Usami 55F evet üzerinde var. Glow'lu, zebra glow'lu, parlak renk. Bunun arkadan tek avcı kancası var. Fiye edilmiş bir şey. Bizim Türkiye şartlarına göre. Balık alamadım daha. Buna balık atladı. Gene bu Usami'nin 70F'i. Turnanın seveceği renkler. Glow'lu. Bakın burada yazıyor zaten glow diye. Bununla da, bu da çok avcı. Bununla da turna yakaladık. Biraz araştırdım. Combo popları var. 75F ve 100F. Şunlar da suyun bir karış altından geliyor. Merasına göre bunları da kullanabiliyoruz. Bunlar da çok avcı. Özellikle bu renkler turna balığı için çok avcı. Bunları da kullanacağız bu sezon hepsini. Merasına göre bunların hepsini kullanıp hangileriyle daha çok verim aldığımızı göreceksiniz. Çelik tele ihtiyacım yoktu. Dediğim gibi kaşık kullanırken ip misine kullandığım için. 40'lık lider taktık, misine taktık. Onu da jilet gibi kesti, aldı turna balığı. Hiç hissettirmedi bile, asılmadan bile. Direktman. Çünkü turna papıra sadece arkadan değil bu şekilde önden de saldırıyor. İp bu şekilde gergiyken ağzını açıp geldiği zaman ipi jilet gibi kesiyor öndeki ipi. O yüzden önüne mutlaka papır kullanırken özellikle bir tel takmamız gerekiyor. Bu telde çok kalın bir tel olmaması gerekiyor. Bakın ben bunu araştırdım. Biraz pahalı ama ince bir tel. 15 santim yeterli. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Daha ucuza mal etmek için tesbih telleri var. Satılıyor. Makaralı. Klipsleri var. Bu epoksili yalnız. Klipsle kıstırmalı değil. Şu uçları epoksi yapmışlar bunun. Evet, şu görüyorsunuz kalınlığını. 0.30'dan daha ince benim tahminim. Klipsi de güzel bir klips koymuşlar buna. Şu şekilde. Dengeli bir klips. Arkasını da direktman ip misineye bağlıyorsunuz. Fır döndü vesaire yok. 15 santim uzunluğunda. Bununla atıyorum şu anda papurlarımı. Eğer önden saldırırsa kesmeyeceğini umut ediyorum. Markası da bu. İnternette mevcut. Bunu kullanın diyorum mutlaka turna ve perch avlarınızda. Yosunlu meralarda kullanmak üzere. Denemedim daha. Deneyen arkadaşlarımız var. Kurbağalar bakın burada nasıl nüfuslerin üzerinde oturuyor şurada. Turna balıklarından hepsi, hiçbiri suyun üstünde oturmaz. Çünkü aşağıda turna balıkları var. Kurbağalara saldırıyorlar. Alttan baktığınız zaman aynı kurbağa görüntü. Kancanın da önüne bu tarzda bir koruyucu koyuyorlar ki yosun tutmasın, kanca takılmasın diye. Bakın böyle çekerken. Turna zaten bunu ısırdı mı kancaya otomatikman geçiyor. Bir deneyelim bakalım, bu su üstü diye aldım ben bunu. Batıyor mu suda? Çekerken batmaz herhalde. Şimdi batıyor ama neden batıyor ben anlamadım. Çok küçük olduğu için mi? Yani bunları böyle yaprakların üzerinden, aralarından çekmek için böyle. Bu şekilde. Takılmadan gelmesi için. Yani bu aralarda yüzdürmek için. Bunun bir değişik rengini aldım. Hangisine vurursa diye. Çünkü deneme yanılma yöntemiyle en çok verim alacağımız sahteleri belirlemiş oluyordu otomatikman. Kullanmadım. Bir de şunun iş yapacağını umut ederek denemedim daha bunun da. Bakın bunun kancaları da burada gizli. Şöyle yaptığımız zaman kancaları kendi kapatıyor otomatikman.
Ayakları da fırfırlı. Çekerken şıkır 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 dönüyor olması lazım. Buna da bir bakalım burada. Bakın bu yüzüyor. Takılmadan. Değişik renkleri mevcut. Bunlarla yani balık kandırabilmek gerçekten çok büyük bir zevk. Özellikle turna balıkları çok iştahlı oldukları için turna balıklarını da söküyor bunlar. Ve yosunlu böyle nünüferli bölgelerde mesela şuradaki aralığa atacağız oltamızda. Ufak ufak hareket ettireceğiz kurbağa gibi. Kurbağa aksiyonu vereceğiz. Eğer dipte turna yatıyorsa atlayacağı bir sahtedir. Çantanızda olması gereken üçlüler. Bazen modifiye etmeniz gereken sahteleriniz olabiliyor. Yani turna balıkları büyük oluyor. Üçlülerden kaçıyor. Aksiyonunu bozmayacaksa şayet büyük üçlü takabiliyorsunuz kaşıklarınıza. Bunlarla ben mesela modifiye et 18 gram kaşıkları aksiyonunu bozmadı. 1-0 numaralı Danol'un zamanında AliExpress'ten almıştım kancaları. Şunları çıkarıp bunları takmıştım. 15 gramlarda aksiyon bozabiliyor. 18 gram ve üstünde bu kancalar aksiyon bozmuş teklileri. Evet çok da güzel. Bunlar da elinizde turna avında olması gerekenler sizde. Evet çantamızı şöyle toparlayalım. Malzemelerimizi koyalım. Mera'dan bugün sizlere turna avıyla ilgili kullanmış olduğum sahteleri göstermiş oldum. Biraz uzadı bölümümüz ama mecbur sizlere bunların hepsini göstermek istedim. Merak eden arkadaşlar, turna avını öğrenmek isteyen arkadaşlar olabilir. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.